Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugünkü aracımız 2014 model Maserati Quattroporte. Evet abi, arabanın içine geçelim istersen. Hadi geçelim. Evet, araç içindeyiz abi şimdi. Evet, araç içindeyiz. Emniyet kemerini tak abi, sonra yolda ötüyor. Sürüş güvenliği için emniyet kemerimizi takıyoruz. Sanayi içinde de olsak. İsa'nın uyarılarını dikkate alarak. Aynen abi. Hadi bu sefer de bu taraftan gidelim. 2014 model diye başladık tanıtımımıza. Özellikle Maserati kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir durum. Biz bu araçta bir müzik sistemi, dijital sinyal prosesörlü DSP diye tabir ediyoruz. Yeni jenerasyon amplifikatörler bunlar. Özellikle kendi içinde bir bilgisayar ortamıyla bağlanarak hoparlörlerin davranışlarını, araç içerisindeki time correction dediğimiz hoparlörlerin birbirlerine olan karşı zamanlamasını, kullandığımız hoparlörlerin tiplerine, lokasyonuna ve sistem içerisindeki temel ayarlara kadar her şeyi bilgisayar ortamında hazırlamaya müsait olan amplifikatörler bunlar. Maserati çok fazla zaten görmüyoruz müzik sistemi anlamında yapılmış araç. Yapılan araçların da birçoğunda da zaten pek tatmin edici sonuçlar çıkmıyor karşımıza. Bize gelenler üzerinden elde ettiğimiz değerler bunlar. Biz bu aracın üzerinde multikanal olarak çalıştık. Aracımızın kapı izolasyonları tüm araçlarda olduğu gibi yapıldı. Bu arada Movidek Elektronik'te özellikle A+ diye adlandırdığımız müzik sistemlerinde kapı izolasyonlarını mutlaka ve mutlaka yapıyoruz. Her videodaki gibi gene çaldı. Daha sonrasında araç içerisindeki hoparlörler, kapılar için olsun, raf üstü olsun, torpido üstü olsun, bunların hepsi tek tek belirleniyor. Tabii ki aracı kullanacak kişinin, bu dinletiyle karşı karşıya kalacak kişinin müzik zevki de bu durumda çok önemli. Beyefendiyle de biraz muhabbet ederek müzik keyfini, müzik zevkini algılamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda daha doğru markalarla, daha doğru ürünlerle grafik bandımızı daha genişleterek daha tatminkar bir müzik sistemi oluşturabiliyoruz. Bu araçta temel olarak kısaca şöyle anlatabilirim. Maserati'nin zaten üstünde Fiat grubundan tanıdığımız bir teyibimiz var. Uconnect sistem diye geçiyor. Bu Uconnect sistem Maserati içerisinde zaten mevcutta bir amplifikatör barındırıyor. Ama sistemin altyapısı amplifikatörün varlığından dolayı, öyle dersek daha doğru olur tabi. Amfinin varlığından dolayı araç içerisinde aracın performans değerlerine paralel bir performanslı müzik dinletisi sunamıyor. Bu durumu aşabilmek için de gerçekten iddialı malzemelerle giriyoruz. Ben burada marka ve modeli pek fazla anlatmayacağım. Daha çok bu sistemin arabanın içerisinde fabrikasyon yapılıp fabrikasyon değerlerde bir sahnede, bir barda veya herhangi bir canlı müzik dinletisinde aldığınız keyfi, yani eğlence mekanınıza gittiğinizdeki keyfi aracınızla evinize dönene kadar o keyifle sizi aynı tempo ve performansla karşı karşıya nasıl bırakmayı başarıyoruz onu anlatacağız. Bu arabanın torpido üzerlerinde, şuradan görebilirsin, torpido üzerlerinde cam diplerine doğru iki tane hoparlör uygulama noktası var. Ortada bir merkezi hoparlör noktamız var. Kapılarda da hoparlör noktalarımız gene var. Dolayısıyla ön tarafta bize 3 yollu bir ortam sunuyor araç. Biz bu 3 yollu ortamı DSP üstünde aktif kanal diye adlandırdığımız, yani her hoparlör karakterine uygun çalışıyor
ve sistem tamamen aktif çalışıyor. Bir sahne sistemi gibi. Aynı düzen arkada da değerlendiriliyor ve bu düzeni aynı sahnelerde olduğu gibi güçlü hale getirmek için de araçta bir subwoofer uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalar yapılırken hem araçta yerleşim noktalarını düzgün kullanmak, aynı noktadan düzgün performans elde edebilecek küçük canavarları bulup oraya adapte etmek ve bununla ilgili arabanın özellikle bagaj kısmında subwoofer uygulamalarında çok tartışılası bir konudur bu. İşte ben 20 santim kullanayım, 30 santim kullanayım, 25 santim kullanayım gibi çaplar değerlendirilir. Gene bunu tecrübemize dayanarak söylemekte fayda var. Bu konuda iddialı konuşmaya gerek yok çünkü müzik sistemi kişiden kişiye değişkendir. Herkesin bir kulak keyfi vardır. Sen müziği böyle dinlemelisin diye bir kayda gereksiz yok. Cümle kurmanın anlamı yok. Biz bu araçta ön tarafta bir sahne oluşsun ve bu sahne aynen bir eğlence mekanında olduğu gibi dip gürültülerini ve sahneden elde ettiğimiz o gücü arabanın içerisinde hissedelim şekliyle kurulumu gerçekleştirdik. Bu kurulumun sonrasında da gerçekten aracın performansına ve görüntüsüne, aynı zamanda da kalitesine yakışır bir netice elde ettik. Önce USB'ye gidelim. Ben arabayı kullanayım da sen kurcalı orayı abi. Şöyle yapalım abi. Şu an USB'deyiz. Maserati abi biliyorsun biraz hassas deriz gıç, falan. Gıç gıç şeyden geliyor, jelatinden geliyor. Bayağı iddialı bir USB var galiba içindeki. Evet doldurdu herhalde aynen. Ekranda yazmasın 5500 iş gününüz doldu artık emeklisiniz diye. Yaşınızı bekleyin. Bakalım dükkana gidene kadar tarayacak. Ben dükkana gitmeyeyim o zaman. Ya bazen böyle şey yap abi aynen. Özellikle çıkar, de çekimdeyken tak oluyor ya bu sürprizler. Aynen bak, geldi. Gördün mü? Sesi çok fazla açmak istemiyorum. Çünkü hoparlörlerden, daha doğrusu telefondaki kayıtlarda dikkat ediyoruz ki öyle gereksiz gürültü vızıltı çıkıyor. Zaten bunu böyle bir kayıt ortamında bu keyfi size anlatmak çok zor. Gerçekten bu arabanın içinde dinlemek lazım. Ama en azından sahne olgusunu anlayabilmek için şöyle birazcık bir çıtır sesler bir çıtır. Tamamen burada orta merkez bölümde. Bu sistemlerin bir de şöyle bir güzelliği var. Her kullanıcı için time correction denilen ayar gerçekleştiğinde herkes bir sahneye sahip oluyor. Yani o tarafta oturanla bu tarafta oturan aynı müziği aynı sahne ortamında gibi dinliyor. Normal standart araçlarda şoför koltuğuyla diğer koltuktaki ses tonlaması her zaman değişir. Time correction inanılmaz bir teknoloji. Hoparlörlerin size olan mesafesi ayarlandığında arabada biz sağ köşedeyiz ya da sol köşedeyiz fark etmiyor. Sizi müziğin merkezine oturtuyor. Bunun haricinde bu arabayla ilgili güzel bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda İsa ustamızın da bu konuda çok güzel çalışmaları var. Gerçekten teknolojiyi çok yakından takip ediyor ve tebrik ediyorum kendisini. Tebrik değildir o, tefriktir. bu arabada Street Racing teknoloji menüsü açık.
dokunduğunuz zaman karşınıza böyle bir güzel bir menü geliyor. Beğeniyorsunuz. Bundan sonrasını İsa Usta anlatsın. Ben de yeni gördüm onu. Şimdi zaten abi bize anlatsın. Bildiğin gibi genelde Dodge'da, Chrysler'de SRT oluyor. Hani Mercedes'in AMG falan olduğu gibi. Evet. Dodge'da da SRT dediğimiz bir uygulama var diyelim. Biz bu arabada da aktif ettik bunu. Normalde olmuyor ama zaten burada görüyorsun, burada bir Chrysler aracımız var. SRT menüsü. Burada sayfalar arası geçiş yapıyorsunuz. Mesela burada şimdi ben ne görüyorum? Açılarımız var mesela abi. Arabanın aynen kilometre hızımız var. Sonra neler var? Lastiklerin açısı var bak burada abi. Sonra evet, diğerine geçiyoruz. Sıcaklıklarımız olsun, voltajımız olsun, bateri. Direklere geç koyma dönemine son diyorsun. Bak abi. Çok burada güzel. Zaten direkt yakalıyorsun. Maşallah hocam, çok güzel. Oo güzel. Ayrı bir hava katıyor tabii bu. Peki bununla ilgili gelecekte SRT menüsünün içerisine Maserati'nin kendini koyabilecek miyiz? Onu çalışacağız abi artık. Çalışmalara devam. Aynen öyle. Uğraşıkça çıkıyor işte, bir şeyler görüyorsun. Aferin, helal olsun sana. Biz aracımızla turumuzu attık. Aracımızın kontrollerini yaptık. Gerçekten güzel, keyifli bir araç daha bu. Son olarak arabanın bagajında subwoofer'ı bir göstermekte fayda var. Hop. Şöyle yapalım. Ve dikkat edersen aracın içerisindeki park sensörlerinin sesi gerçekten ses efekti olarak da nominal seviyede, rahatsız etmeden ortaya çıkıyor. Normal standart amfili sistemlerde gerçekten adam korkutur. Araçtan kaçmak zorunda kalabiliriz. Bir de bagaja bakalım abi, basımızın yerine. Erkan abi, kilidi açsana. Açtın mı abi? Geldi. Bagajı aç abi. Gel abi, bir de bas kutusunu görelim. Aracımızın bagaj kalısının hemen altındaki bu menfezin içinde markamız çıktı ortaya. Evet. Herhalde anlatmadığımız bir şey kalmadı. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten çok beğendiğimiz keyifli bir çalışma daha oldu. İyi günlerde kullansın.